Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar sevgili izleyenler. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Düzce Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3500 lira olarak belirlendi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Özgüven Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Sendikanın Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, Sendika Temsilcileri ve Belediye Çalışanları katıldı. İmza töreninden önce değerlendirmelerde bulunan sendika temsilcileri, yapılan toplu iş sözleşmesinin Türkiye genelinde en iyi oranda toplu iş sözleşmesi olduğunu ifade ederek Başkan Özlü'ye gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Toplu iş sözleşmesinde anlaşarak mutabık kaldıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Faruk Özlü şunları söyledi. Harcamalarımızı bir kısmını kısarak gerçekleştirdik. Bunu gelirlerimizi artırarak gerçekleştirdik. Geçen yılda 6 verdik. İnşallah bu sene de gelirleri ilerlerinden daha fazla bir belediye olarak yılı kapatacağız. İmza töreni, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi. Sevgili izleyenler, koronavirüsle mücadelede etkili olan plazma bağışına Düzce Spor Kulübü de katıldı. Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu eşliğinde daha önce COVID-19 geçirmiş futbolcular Kızılay Kan Merkezi'nde plazma bağışında bulundular. COVID-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan kan plazması koronavirüsle mücadelede önemli bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Düzce Kızılay Kan Merkezi de plazma bağışı için bir kampanya açarak COVID-19 geçirmiş hastaları kan vermeye çağırdı. Düzce Spor Kulübü de bu çağrıya uyarak COVID-19 geçiren Başkan Gökhan Kapoğlu, yönetim kurulu üyesi İslam Keleş eşliğinde futbolcularla birlikte kan merkezine gittiler ve plazma kriterlerine uyan futbolcularla kan bağışında bulundular. Kan bağışına da ihtiyacımız devam ediyor. İmmün plazmaya olan ihtiyacın devam ettiği gibi. Saatlerini de söylerseniz hafta sonu, hafta içi otobüsün açık olduğu saatleri. Otobüsümüz haftanın 7 günü saat sabah 10.30 ile akşam 19 arası hizmet veriyor. Haftanın her günü açık. Plazma bağışı için de yine aynı saatlerde burada kan merkezimiz açık. Haftanın 7 günü. Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu yaptığı açıklamada plazma bağışının önemine değindi ve zor bir süreçten geçiyoruz dedi. Düzce Spor Kulübü olarak ben dahil olarak 4 tane yönetici arkadaşım, 28 tane futbolcu kardeşim, 1 tane teknik heyetten hocamız COVID hastalığı geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. İnşallah bir hayat kurtarırız, inşallah insanlara bir hayat kurtarırız, faydalı oluruz inşallah. Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın da pandemi dönemi içerisinde plazma bağışının önemine değindi ve şu görüşlere yer verdi. Futbolcularımızın tamamına Kızılay adına ben kendileri için bu duyarlı davranışlarından dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yani Düzce için, Düzce'nin tanıtımı için çok önemli bir şey ifade ediyor Düzce Spor. Bunu yaparken bunun yanında insani duygularla, insani amaçlarla bu vazifelerini de ihmal etmeden hem sporu yaparken hem burada bir canı daha kurtarabilir miyiz endişesi ve çabasıyla bu çabalarını ben takdirle huzurunuzda tekraren teşekkür ederek duyarlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Biz bu cihazı Düzce'ye kazandırdık. Onlar da biz Düzce için ne yapabiliriz diye sahaya çıkıyorlar. Burada da aynı şekilde geldiler. Düzce için bir şey daha yapabilir miyiz dedi. İnsanlarımız için bir şey yapabilir miyiz endişesini duyarak bu şekilde davranışlarından dolayı biz kendilerini tekrar tebrik ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Halil Başkanımızın Düzce için gece gündüz fedakarca yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Düzce Spor kaleci antrenörü Özcan Turan ve futbolcular da plazma bağışının öneminden söz ettiler. Vallahi Düzce Spor olarak bu bağış kampanyasına katıldığımız için mutluyuz. Buradan bütün spor camiasında bu hastalığı geçiren herkesi plazma bağışına davet ediyoruz. Sağ olsun başkanımız Gökhan Kapoğlu sayesinde geldik buraya. Bu musibetten kurtulmak için hastalarımıza bir nebze olsun katkımız olursa mutlu oluruz. Öncelikle Emre abi zaten takımımızın kaptanı direkt geldi sordu bize. Böyle bir şey var. Gönüllü olur musunuz? Biz de hiç düşünmeden kabul ettik zaten tüm takım olarak. Tabii ki de zor bir süreçten geçtik. Ben kendim de zor bir süreçten geçtim. Ağır atlattım hastalığı.
herkese yani elinden geldiği kadar yardım etsin. Çünkü çok zor, gerçekten zor bir hastalık. Herkes yardım etsin yani. Erol Tayhan ve Nevzat Cengirt'in birlikte hazırlayıp sundukları Düzce Kulis her hafta farklı konu ve konuklarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Dün akşamki programda da pandemi dönemi içerisinde zor günler yaşayan esnaflara devlet tarafından verilen destek ele alındı. Düzce Kulis'in dün akşamki konukları Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Osman Ateseven, Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman ve işletmeci Nildem Özçelik oldu. Hükümetin esnafa verdiği destek ve teşviklerin ele alındığı programda konuklar ortak olarak esnafların pandemi süreci içindeki sıkıntılarına değindiler. Esnaflar, pandemi döneminde en çok etkilenen kesimiz. Mart ayından bu yana kapalıyız. Kısıtlamalar bizim sonumuz oldu. Kahvehanelerimiz, kafelerimiz, internet salonlarımız, umuma açık bütün işyerlerimizde 550 esnafa hitap ediyoruz. Tüm yasaklara uyduk, saygılıyız ama yapılan son düzenlemeler bizi hiç tatmin etmedi. Kira ile iş bitmiyor. Elektrik, doğalgaz, personel, su gibi giderlerimiz var. Yapılan kira yardımını hiç de yerinde bulmadık ve tasvip etmiyoruz. 23 kahvehane kapandı. Kapatmalar devam edecek. Kahveciler mum gibi eriyor. 4000 çalışanımız var. Aldığımız kredileri işyerlerimiz kapalı olduğu için ödeyemiyoruz. Gelirimiz yok. Bizim önümüzü açsınlar. Devamlı kapalı kalırsak nasıl geçineceğiz diye konuştular. Sevgili izleyenler, COVID-19 salgını etkisini sürdürürken gözlerde bir yandan aşı çalışmalarından gelecek olumlu haberlerde. Bizler de sokaktaki vatandaşa sorduk. Siz aşı çalışmaları başladığında COVID-19 aşısı yaptırır mısınız diye. Ve bakın nasıl cevaplar aldık. Evet, bence yerli. Daha çok güveniyorum. Önceden düşünmüyordum ama şu anda benim damat doktor, aile hekimi. Ondan dün akşam bu konuyu bayağı tartıştık. Herhalde olacağız. Bir de bizim haç işi olursa da o beklentimiz var. Geçen sene çıkmıştı. O zaman belki de mecbur olacağız yani. Dünyada birçok kişi kullandığına göre pek fark edeceğini zannetmiyorum. Benim fikrim bu. Vallahi ilk önce bir olsunlar. Artık kime nasıl bir tepki verir ondan sonra öyle patlayamayan olmam. Yerli aşısı daha bir cazip geliyor. Şimdi Avrupa'dan gelen ne kadar önemli. Ya tabii şimdi aşı olduktan sonrası önemli bizim için. Yani biraz zaman geçtikten sonra herkes olduktan sonra da olabilir tabii. Yerli aşıyı düşünüyorum evet. Daha çok güvendiğim için. Ben düşünüyorum gelirse. Şu an hani ülkemiz eğer ilerliyorsa bunda, yani aşı üretim sürecinde iyi ilerliyorsa yerli aşıyı tabii ki yaptırmak isterim. Ama öncelikle olmayacak gibi duruyor. O yüzden şu an yerli yabancı ben yaptırırım. Ve bültenimize maalesef kaza haberleriyle devam edeceğiz. TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada lüks otomobil kamyoneti arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza öğlen saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ozan Demirez idaresindeki 06BFB076 plakalı lüks otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Aytekin Yılmaz idaresindeki 16STG60 plakalı kamyoneti arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ozan Demirez yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken kamyonet sürücüsü Aytekin Yılmaz şunları söyledi. Vallahi şaşırdım kaldım. Orta şeritte gelirken arkadan vurdu. Bir tur yaptım. Sol bariyerleri vurdum. Sağ şeritte durdum. Oraya kenara çıktım. Geçmiş olsun. Sizde bir şey yok inşallah. Olsun. Biraz şimdi omuzunda bir sıkıntı var ama yok. O kadar bir şey yok.
Şehir merkezinde arayoldan bulvara kontrolsüz bir şekilde çıkan bisiklet sürücüsü hafif ticari araca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza saat 14.30 sıralarında Düzce şehir merkezi Haydar Gördebil bulvarı üzerinde meydana geldi. Yan yoldan Haydar Gördebil bulvarına kontrolsüz çıkan bisiklet sürücüsü Mahmut Yılmaz, Beyköy istikametine gitmekte olan Hanefi Bulut idaresindeki 81FH 255 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinden geçmekte olan doktorlar tarafından yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bisiklet sürücüsü 112 acil sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aziziye mahallesinde bulunan Perşembe pazarında esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara mikrofon uzattık. Fiyatların uygun olup olmadığını sorduk. Esnaflar fiyatlar uygun derken vatandaşların bazıları fiyatları pahalı bulurken kimi de herkese göre ihtiyacın karşılanabildiğini söylediler. Dükkanlardan daha iyi, açık hava en azından. Dükkanlarda ne kadar olmasa da ister istemez daha sıkış sıkış oluyorsun. Böyle pazar yeri olması bence daha iyi açık havada. Tabii pandemiden dolayı daha rahat. Fiyatlar bir tık daha aşağı olabilir aslında hamsi için diyorum. Hamsi çok bol hamsi var ama incesi var. İri olanı az çıktığı için fiyatı 25-30 o civarlarda gidiyor. İnce hamsiler 10-15 milyon lira ama temizlenecek gibi değil, çok ince. Vatandaşın ilgisi büyük. Yani her pazarlarda, her dükkanlarda günlük tüketiliyor balık, bitiyor yani. Akşam 7-8 gibi geldiğin zaman hiçbir tezgahta balık bulamazsınız. Pahalı. Peki ne alıyorsun ya? Hamsi alıyoruz. Pahalı. 10 lira olmaz. Palamutlar 10 lira iyi yani, düşüşü iyi palamutlar. Ya şu anda şey yani biraz millete pahalı geliyor, onun için biraz durgun yani, şu anda işlerimiz durgun. Ha, eski gibi iş yok. Ya şu anda millete gücü yok abi, millete para yok şu anda. Yani kriz var, bu hastalık var, onun için çoğu çıkmıyorlar dışarıya. Öğlenden sonra zaten kimseyi bulamıyorsun çarşıda, yasak var. Onun için öyle sıkıntılarımız var yani. Peki balıklar taze? Taze. Günlük geliyor. He, günlük geliyor. Bizim günlük balıklarımız var yani. Günlük, her gün günlük geliyor. Hamsi aldık. Nasıl fiyatlar? Yani mevsim için biraz pahalı aslında da. Evet. 2 lira mı bira? 5 kilo mu bira? 2 milyon. Fiyatlar bunlar, bu fiyata bedava. 5 liraya satıyoruz, bedava. İriliğinin güzelliğine çekirdeğe de iri olur. Ufak narın çekirdeği ufak olur. İri narın çekirdeği iri olur. Her şey antioksidan, direkt bağırsağa, sindirime, şekere direkt olarak etkiden malzeme. Nar yemeyip de ne yiyeceğim bu devirde? Portakalda şeker var, bunda yok. Şöyle söyleyeyim, bak fiyatları görüyorsun. Mesela yumurta 20 lira bizde, iri yumurta 22 lira. İsim vermiyorum ama 3 harfli dediğimiz o market zincirlerinde ufak boy yumurtanın fiyatı 25 lira. Pazarlarda hem günlük taze sebze meyve istediklerini rahatla bulabilirler, hem de fiyatları neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Pazarda domates 4 lira, pazarda yumurta 20 lira, peynir 10 lira, zeytin 10 lira. 15'ten aşağı marketlerde zeytin yok, 20 liradan aşağı marketlerde peynir yok. Bu vatandaş bunu gelsin pazarda hem tazesini alsın hem uygun fiyatları alsın. Şu anda normal. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz rahat olarak. Evet, karşılayabiliyorum. Yeni çıktım zaten, bir şey bildiğim de yok. Marketlerle arasında çok büyük fark var mı? Marketlerle arasında illaki fark var. Bu haberi biliyoruz değil mi? Bilmiyorum. Ve Türkiye'de eğitim koronavirüs sebebiyle sekteye uğramış durumda. Eğitim döneminin başında kademeli olarak açılan okullar artan vakalar sebebiyle tüm sınıflar için kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeye göre okullar 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacak. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği yarı yıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Sömestr olarak da bilinen yarı yıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde son bulacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarı yıl tatilini öne alma planları olduğunu söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk öğrencilere basılı karne vermek istediklerini de sözlerine ekledi. Buna göre 2020-2021 eğitim öğretim döneminde tatil tarihleri şöyle. Yarı yıl tatili 25 Ocak, 5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatil ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Ve temsilcimiz Düzce Spor Lig'in 14. haftasında evinde 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. Kırmızı lacivertler zirveyi yakından ilgilendiren maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 3. Lig 4. grupta son oynadığı Bayrampaşa Spor deplasmanından aldığı 3-4'lük skorla playoff potasına giren Düzcespor ligin ilk yarısında zirve yarışına dahil oldu. 2 maç eksiğiyle sıralamada 5. olan Düzcespor 2 erteleme maçından galip geldiği takdirde zirveye yerleşecek. Ortaya koyduğu mücadele ve güzel futbolla zirveye adım adım yaklaşan temsilcimiz Düzcespor hafta sonu evinde oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçından galip gelerek zirve planları yapmaya başladı. Bayrampaşa Spor deplasmanında ortaya koyduğu futbolla takdir toplayan Kırmızı Lacivertli ekip 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacağı mücadelede aynı performansı sergilemek istiyor. Düzcespor'a inanan ve sonuç her ne olursa olsun takımın arkasında duran coşkulu Düzcespor taraftarı ise Bayrampaşa Spor mücadelesinde olduğu gibi takımına sonsuz güveniyor. Şampiyonluk yolunda en zorlu mücadelelerinden bir tanesine çıkacak olan temsilcimiz Düzcespor maça mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Düzcespor cumartesi günü evinde oynayacağı ezeli rakibi 68 Aksaray Belediyespor'la 9. kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı lacivertle 68 Aksaray Belediyespor arasında 2002 yılında başlayan ezeli rekabette iki takım toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 2002 yılında karşılaşan iki takımın mücadelesinden Aksaray Spor 4-1'lik galibiyetiyle ayrılmıştı. Evet, bizler bültenimizi burada noktalıyoruz, ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Oku, öğren, yaşa, bak, hayatı gör. Ben Özlem Avva. Bundan böyle hafta içi her akşam saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda olacağım ve gündemi en sıcak haliyle sizlere aktaracağım. Bence izle. Hayattan haberin olsun.